ediyoruz, haykırıyoruz. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Avşulat yapımının bize şunu gösterdi. O gün bize ilk uzanan eller örgütlü direnişlerdir. Örgütlü yapılardır, derneklerdir, sendikalardır. Bizim elimizi tutanlar onlar oldu. Birer tane ekmeği verenler onlar oldu. Bu depremde yıkılan sadece kentler değil. Bilimsel liyakatten uzak devletin kurumları da çöktü. Bizi ayağa kaldıranlar değil, bizi tek tek bireyler ayağa kaldırdı. Emek ve sermayenin arasındaki bir çatışmadır. Yüzyıllarca sürmüştür bu çatışma. 1 Mayıs sadece bir emekçi günü değildir. Dünya emekçi halklarının aynı zamanda dayanışma günüdür. 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadelenin, demokrasi ve özgürlük ve barışın günüdür. Sömürüye uğrayan kadınların, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin seslerini yükselttikleri gündür. Bizim olduğu her yerde ne var? Sömürü var. Baskı var, otoriter rejimler var. Ve bunun karşısında da asla dinmedik. Baskının ve otoriterin olduğu her yerde direnişimizi büyüttük, büyütmeye devam edeceğiz. Bugün biz yok sayılanların günüdür. Kürt halkının, Arabi halkının, kadın kendileri, iktidar mensupları lüks adalarda çok pahalı saatlerle, çok pahalı yaşamlarla, saraylardaki şatafatla gündeme gelirken, haberlere konu olurken ne yazık ki biz emekçiler, işçiler, köylüler ucuz et kuyruklarıyla gündeme geliyoruz. Ve bu baskı politikalarından kaynaklı bunu haber yapan gazeteciler ne oluyor? Yargı tacizine maruz kalıyor. İktidarın kolluk şiddetine maruz kalıyor. Bugün birçok gazeteci hele de Kürtse soruşturma geçiriyor veya tutukludur, cezaevine atılmış durumdadır. Yine iş cinayetlerini ve işçilere yapılan haksızlığı ya da ruhsatsız madenleri sermayeye peşkeş çekilen rant alanlarını savunan avukatlar bugünlerde cezaevinde. Biz bunun karşısında asla yılmadık, yılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizi cezaevleriyle yargı aparat haline getirdikleri yargıyla durduramazlar. Biz direniş gününde direnişi büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Ne yaptı halklar? İktidara dedi ki sen beni savaş politikalarıyla, çevik politikalarıyla Kürt sorununa çözüm üretmeyerek açlığa, yoksulluğa mahkum bırakıyorsun. Neyi biliyoruz biz bugün? Biliyoruz ki bugün yaşadığımız yoksulluk, gençlerimizin yaşadığı geleceksizlik, çocuklarımızın yaşadığı umutsuzluğun en temel sebebi iktidarın savaş politikalarıdır. Biz birlikte 31 Mart günü hepimiz hep beraber Türkiye halkları olarak ne dedik? Bu savaş politikalarını istemiyoruz dedik. Biz bu sömürge zihniyeti istemiyoruz dedik. Biz tecrit politikasını istemiyoruz dedik. Biz dedik ki Kürt sorununa demokratik, adil bir çözüm üretmenin zamanıdır. Artık bunun için demokratik siyasetin ve müzakerenin yolu.